Kıymetli misafirlerimiz, Ünye Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Kurumumuzun hazırladığı Değişen Dünyada Değişen Aile Yapımız adlı konferansımıza öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Aile ve Dini Rehberlik Kurumumuzun öncelikli amacı sağlam temelleri olan aileler kurmak, aileleri yaşatmak ve zor zamanlarında ailelerin yanında olmaktır. Hızla değişen dünyada birçok kurum değiştiği gibi aile kurumu da büyük bir hızla değişmektedir. Aile gelişi güzel ve sıradan bir kurum değil, Allah'ın rahmetiyle korunan, onun rahmetiyle gelişen, bahşettiği çocuklarla güzelleşen kıymetli bir kurumdur. Aile, hayata gözlerini açtığı anda insanı sarıp sarmalayan, koruyup kollayan, sımsıkı kucaklayan kıymetli bir kurumdur. Bu gürültülü dünyada gözlerini yeni açan minik bir bebeğin yuvasına geldiği ilk huzurdur, ilk mutluluktur. Bir aile içinde gözlerimizi açmak, yeni bir aile kurmak aslında bir emanet zincirine halka olmak demektir. Bir imtihandır özünde ailemiz. Emek isteyen, sabır gerektiren ciddi bir imtihan. Rolümüz değişebilir hayatta. Bugün çocuk iken yarın anne baba oluruz. Bugün evlat iken yarın eş oluruz. Ömür sürdükçe aileye olan ihtiyacımız ve ailemizle olan imtihanımız da sürüp gitmektedir. Aile hayatı ölümle sona eren bir süreç değil, çok daha ötelere, ahirete uzanan bir hayattır. Bizler Rabbimizin, ey inananlar, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun ayetini çok sık hatırlamak, kendimizi ve ailemizi kötülükten uzak tutmakla sorumluyuz. Bütün zorluğuna rağmen hayat imtihanında mutluluğu dışarıda değil, kendi ailemizde aramak zorundayız. Aile bütünlüğünün korunması ancak aileye değer vermekle, emek vermekle, ailemize zaman ayırmakla mümkündür. Her iki cihanda eğer aile olarak mutluluğa talip isek, tüketen değil besleyen, zayıflatan değil güçlendiren, bıktıran değil yaşama sevinci veren, yok sayan değil her zaman saygı duyan, inciten değil değer veren, huzurlu bir aile hayatı için zaten emek vermeye değer. Değişimin bunaltan bir hızla yaşandığı günümüzde nenelerimizin ilgiye, dedelerimizin hürmete, annelerimizin desteğe, babalarımızın bilgiye, çocuklarımızın da yönlendirilmeye ihtiyacı vardır. Şairin de dediği gibi, anne gezindiğin bağ, baba yaslandığın dağdır. Ömrün en güzel çağı anne ve babanla olandır. Ben sizlere dünyada ve ahirette ailenizle, sevdiklerinizle Allah'ın sizden razı olduğu güzel bir hayat diliyorum. Katılımlarınızdan ötürü çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun inşallah.